Gözün Yapısı. Hoş geldiniz. Bu videoda gözün yapısından bahsedeceğiz. Göze giren bir ışık huzmesini izleyeceğiz ve gözde oluşturduğu tepkileri inceleyeceğiz. Göz yuvarlağına doğru gelen ışığa bakarsak, fark edeceğimiz ilk şey, bu huzmenin değdiği şeyin görünür bile olmadığıdır. Bu aslında tek hücrelerden oluşan bir katman ve ismi konjonktiva. Buraya görmemiz için ince bir çizgi halinde çiziyorum. Fakat normalde görünemeyecek kadar ince. Peki ne yapar konjonktiva? Göz yuvarlağını toz, iltihap ve hastalıktan korur ve nemlendirir. Eğer iltihap kaparsa konjonktiva, hem göz yuvarlağını hem de göz kapağını kaplar. Biraz daha detaylı inceleyelim. Işık huzmesi, konjonktivadan sonra şu kalın dokudan, yani korneadan geçiyor. Kornea, göz yuvarlağının önündeki şeffaf ve kalın bir dokudur. Ön odanın 1/6 büyüklüğündedir. Kornea şeffaf olduğu için ışığı geçirir ve odaklar. Böylelikle ışık göz yuvarlağının arkasına düşer. Aynı zamanda göz yuvarlağının en dış kısmını da korur. Işık huzmesi korneadan geçtikten sonra şu boşluğa ulaşır. Aslında burası boşluk değil, bir sıvıyla dolu. Korneanın arkasından göz merceğine kadar olan kısma da ön oda deniyor. İçindeki sıvıya da göz sıvısı adı verilir. Yani göz sıvısı bu boşlukta durup göz yuvarlağının şeklini sabitlemeye yarayan bir iç baskı yapar. Aynı zamanda minerallerin bu alana girip hücrelere faydalı olmasını sağlar. Işık huzmesinin izlediği yoldan devam edelim. Ön odadan geçen ışık, göz merceğine kadar gelir. Göz merceğine gelebilmesini sağlayan şey, aslında önce bir açıklıktan geçmesidir. Bu açıklığa göz bebeği denir. Birinin göz yuvarlağına doğrudan baktığınızı düşünün. Göz yuvarlağı ve irisi görünür. Bu resimde gösterilen iris mavi olduğundan, örneğimiz mavi bir göz. Yani irisimiz şuradaki mavi doku. İris, kasılan ve gevşeyen bazı dairesel kaslardan oluşur. Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesini sağlayan bu kaslardır. Göz bebeği, irisin ortasındaki bir açıklıktır ve göze girecek olan ışığın miktarını ayarlar. Göz bebeğini kaplayan iris de, göz bebeğinin boyutunu değiştirmek için kasılan ve gevşeyen bir kastır. İristeki pigmentasyon düzeyi de göz bebeğinin rengini belirler. Şimdi ışık huzmesine geri dönelim. Huzme göz bebeğinden geçti ve göz merceğine ulaşmak üzere. Göz merceği çok önemli çünkü ışığı kırar ve odaklar. Bir ışık huzmesinin çok dik bir açıdan geldiğini varsayalım. Kornea bu huzmeyi kırar, göz merceğine ulaşan huzme daha da kırılır. Mercek huzmeyi göz yuvarlağının arkasına yollar ve ışığın geldiğini anlamamıza yardımcı olur. Huzmeyi odaklayan kornea ve göz merceği olmasaydı, bu ışık huzmesi gözümüzün içine hiç ulaşamazdı. Yani göz merceği, göz yuvarlağının arkasında ışığı odaklar. Özellikle de retinanın belirli bir yerine ışığın çoğunu odaklar. Göz merceği, şeklini değiştirerek ışığı ne kadar odaklayacağını ayarlayabilir. Şuradaki tele benzeyen uzantılarla şeklini değiştirebilir. Bunlara asıcı bağ denir. Asıcı bağlar kirpiksi kasa bağlıdır. İkisi birlikte kirpiksi cismi oluşturur. Kirpiksi cisim, göz sıvısını salgılayan kısımdır. Kirpiksi kas kasıldığında, göz merceğinin şeklini değiştiren ve ne kadar ışığın kırılacağından sorumlu olan asıcı bağlara bağlanır. Evet, ön odadan bahsetmiştik. Bir de arka oda var. Arka oda, iris ve kirpiksi kasın arkasındaki alandır. Buraya arka oda denir. Bunun da içi göz sıvısıyla doludur. Bahsetmediğimiz bir başka bölümse, huzmenin şu yolu izlerken geçtiği kısım. Yani camsı cisim. Buraya aynı zamanda vitreus odası denmesinin sebebi, cismin vitreus sıvısıyla dolu olmasıdır. Vitreus sıvısı, göz yuvarlağının içine baskı uygulayarak, yuvarlak şeklini korumasını sağlayan ve hücrelere besin gönderen jel yapıda bir sıvıdır. Işık huzmesi, vitreus sıvısından geçerken, şuradaki sarı hücre katmanına, yani retinaya gelir. Gözdeki esas olayın gerçekleştiği yer burasıdır. Işık huzmesi burada fiziksel formdan beynimizin algılayabileceği bir elektromanyetik uyarıcıya dönüştürülür. Retina fotoreseptörlerle kaplıdır. Bir ışık huzmesi bu reseptörlere değdiğinde bir dizi biyokimyasal tepki gerçekleşir. Bunlar da beynimizin algılayabildiği elektrokimyasal uyarıcılar olur. Gözüme ışık geliyor der. Retinanın şuradan şuraya uzanan özel bir kısmı makula veya sarı leke olarak adlandırılır. Sarı lekeyi özel kılan şey yüksek oranda koni hücresi içermesidir. Koni hücreleri cisimleri detaylı görmemizi sağlar. Sarı lekenin tam ortasında bulunan özel bir kısmı, şuradaki göz çukuru, diğer ismiyle foveadır. Göz çukuru da neredeyse tamamen koni hücrelerle kaplıdır. Retinanın geri kalan kısmı ise çubuk hücrelerle kaplıdır. Kitap okurken ya da tablo incelerken her detayı görmek istediğinizde kornea ve göz merceği gözünüze giren tüm ışığı alır ve göz çukuruna gönderir. Bu sayede her detayı görebilirsiniz. Işık huzmesi retinadan geçtikten sonra şuradaki kırmızı katman tarafından emilir. Bu kırmızı katmana koroid veya damar tabaka adı verilir. İnsanlarda koroid siyahtır ve retinayı besleyen damarlardan oluşur. Koroide gelen tüm ışık emilir. Kedi gibi bazı hayvanlarda koroid siyah değil, parlaktır. Bu yüzden ışığı yansıtır ve ışık retinaya 2 kere düşer. Bu yüzden kedilerin gece görüşü insanlardan fazladır ve gözlerine baktığınızda parlak görünür. Tam tersi, insan gözüne bakınca göz bebeği siyahtır. İşte bunların sebebi koroidin ne olduğu. Işık huzmesinin geçeceği son yer en dıştaki beyaz koruyucu katman. Birinin gözüne baktığınızda görünen beyaz kısım. Buraya sklera veya sert katman diyoruz. Sert katman göz yuvarlağının 1/6'ını korur. Hatırlarsak kornea ön odanın 1/6'iydi. Sert katmansa arka odanın 5/5'i. Sert katman çok önemli çünkü kasların bağlanabileceği bir bölge görevi görüyor. Kafanızı sabit tutup gözünüzü bir oraya bir buraya hareket ettirmek istediğinizde bunun için kaslara ihtiyaç vardır. İşte bu kaslar için sert katman bağlanma noktası oluşturur. Sert katman olmadan kasların bağlanacak sert bir katmanı olmazdı. Sert katman aynı zamanda fazladan bir katman gibi davranarak göz yuvarlağını korur. Videonun sonuna geldiğimize göre artık siz de gözün içine giren bir ışık huzmesinin izlediği yolu ve gözün yapısını anlayabilirsiniz.